okuldaki çocuklar seni tanıdı yine biliyor musun falan diye. Sen Fırat Sabotaj'ın kızı değil misin? Atlas da aslında yine Beyoğlu'ndan geliyor. Küçük daha sonra tünel falan. Cihangir. Cihangir kayıyor. Aznavur pasajı. Aznavur. Oğlum tarlabaşı buraya gel. Atlas diyor ki baba kalk. Hadi. Ekmek bağ diyor. Ekmek var mı? Çünkü ekmekle susturuyorum. Anladın mı? Bak sen kaçta uyanıyor? Değişiyor abi ama ben erken uyanıyorum. 9.30 falan. 9.30 erken dedi. 9.30 benim akşam. Akşam yemeğe gittik 9.30. Hayır şeyi yani ne olsa çocuk hamilelik duygusu yakın olduğunda yani ne kadar zorlanırsa zorlansın onu bir daha yaşamayı istemek diye bir şey var. Bütün zorlukları unutup tekrar o içinde canlı falan o duyguya girmek istiyor. Kadın yoksa berfum ver. Baba Talks'a hoş geldiniz. Ben Parla'nın babası Metin. Ben Leyla ve Tibet'in babası Tolga. Bu haftaki konuğumuz Atlas ve Peren'in babası Fırat Sabutay. Merhaba. Selamlar. Merhabalar. Selamlar. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Babasın. Babayım. 8 yıldır profesyonel yapıyorum bunu. 8 yıldır profesyonel babayım. Hatta şöyle babasın. Bu programı davet ettiğimizde abi 5'lik jimnastikten alacağım falan. Jimnastikten alacağım falan. Pazarlık yapıyordum Tolga'yla falan. Yetişiriz değil mi falan? Yetiştireceğiz abi. Yetiştireceğiz. Jimnastikten alacaksın bugün. Götüreceğim. Götüreceğim. Haftanın 5 günü öyle bir durumumuz var. 5 günü. Profesyonel kendisi ritmik jimnastikçi lisanslı falan. Tabii kupaları mupaları falan var. Aa. Yarışıyor böyle uluslararası Türkiye falan. Gururlanıyor musun? Ben tabii ağlıyorum moruk beni görmen lazım. Aa. Yani Peray yarışıyor kız rahat ben hadi para falan stadyuma çeviriyorum orayı falan ben. Hani. Nasıl öyle bir şey? Normalde öyle değil. Hayır böyle bir şey değil yani oturuyor aileler falan yurt dışı uluslararası bir şeysi falan. Ben böyle gözüm hadi falan böyle. Ne mesela ne yapınca çok gururlanıyorsun o jimnastikte? Ya mesela zor bir hareket olduğunu biliyorum. İşte para çalışırken hep böyle takılıyor mesela. O hareketi yarışmada o ana geliyor falan böyleyim yaptığımda işte bu be diye bağırıyorum. Herkes dönüyor. Hakemler bak yani ne alaka falan diye. Böyle eve dayanamıyorum. Misafir falan geldiğinde Pera kızım göster maharetleri oluyor mu? Onu bize Pera bırakmıyor zaten. O yürürken bile paren dağıtıyordu moruk bir ara. Yani öyle bir sıkıntısı vardı. Yürürken... Hayır, oğlum hani bir şeytan filmi var ya dönem. Pera bunu gerçekten yapıyor. Geziyor evin içinde yani. Hani o şeytan filmi... Siz de dediniz bunu bir şeye dönüştürelim mi? Yok dönüşmüş hali zaten o oluyor moruk yani. Hani onu... Eğer yazdırırsak bu mu oluyor? Evet. Daha niceleri yani. Süper. Güçleniyor. Erkek çocuğuna dönüyor böyle. Seninle güreşiyor falan. Düşün 8 yaşında kızımın baklavası var moruk yani. Hani benim için baklava yemek. Pera için kas. Kızımla aramızdaki en büyük bir fark. Onun için olanı yaptım kendim. Bir de Atlas var. O da 2 yaşında. Atlas da 2 yaşında. Tam bir Junior Fırat Sobutay yemek konusunda. İşte ilk defa tipsel anlamda böyle bir kendine benzeyen bir şey gördüm falan. Böyle bir değişik oldum. O biraz daha renk benziyor değil mi? Evet. Benziyor bayağı. Söyleyin biraz böyle. Pera çünkü anne. Pera anne. Annesinin aynısı. Anne yani. Hani annesinin aynısı da. Atlas böyle ya anneyi de andırıyor ama babayı daha çok sanki gibi. Peki şey oldu mu? Hani herkes diyor ya böyle kız çocuk, erkek çocuk aynen. Arasında fark var. İşte erkek çocuğumuz vardı sonra kız oldu inanılmaz bir şeymiş falan. Sende oldu mu? Kız babası olmak bence hayattaki en böyle önemli bir durum yani. Her erkeğe kısmet olur inşallah diyorum. Erkek çocuk da hani kız da zevkini, sefasını sürdün. Hadi şimdi de erkek babası ol. Biraz da hayatın zorluklarını gör gibi bir şey oluyor yani. Ne kadar zorluk oluyor abi? Ya ben erkek yok. Biraz Esra abiden biliyorum da zorluğunu. Şimdi sana bunu hayır yok sansürlü bir şekilde nasıl ifade edeyim? Ona hani izlerse var. Yok be şakası bir yana. Atlas erkek çocuğuna göre bence yine de okey bak ama erkek çocuğuna göre kız çocuğuna göre demiyorum. Ondan sonra yani atıyorum kız çocuğu mesela bu hamurla oynuyor ya mesela böyle yapıyor. Aa baba bak ne yaptım Atlas bu. Oğlum vurma bu hamur hani böyle bak böyle yapıyorsun. Atti ama gitti. Yani kumanda 4 parça buluyorum mesela hani kırmış. Baba bak bozuldu. Bozulmamış kırmışsın diyorum. Ama işte
Of, terapi gibi olacak, ağlayacağım diye. Eyvallah, eyvallah. Hep beraber ağlasak. Hep beraber ağlıyormuş. Güzel ağlıyordu zaten. Ama çoğu da iki erkek var. Ben direkt annemle babamı arayıp ben özür diledim mesela. Biz de iki erkektik abimle, 5 yaş vardı aramızda. Dedim ki çok özür diliyorum size. Geçmişteki yaptığımız, annemler falan korktu, intihar edeceğim falan sanmış, tamam okuyamam. Ya dedim yok hayır, hani şimdi biz çocuk sahibi olduk, evlat sahibi olduk. Biz yaptıklarımızı düşünüyorum, abi evin içinde sağlam hiçbir şey yoktu. Tenis topuyla koridorda arada maç yapıyorsun, lamba patlıyor, cam kırılıyor bir şey. Hani en minimum bu. Dedim ben özür dilerim sizden dedim, yani gerçekten yaptığım her şey için. Dedi olur mu, canımızsınız falan. Hala kibarlar bu arada yani. Allah senden özür dilese ileride. He? Yok ya, o kumandanın ağzına. Baya ya, öyle diyorsun da hala bunu falan değil mi? Vallahi öyle bir durumu yaşattılar ya. Planlı mıydı abi çocuk? Tabii. Tabii. İkisi de mi? İkisi de. İki daha planlı oluyor. İkisi de mi? Moruk. Senin iki plansız mıydı? İkinci plansızdı. İkinci planlıydı. Baya çok fazla planlıydı. Değil mi? Evet. Saatler, tarihler falan. Hani çok detaya girmiyorum ama. Folik asitler falan, markalar. Evet. Hepsi. Abi bir de şöyle oluyor. En üst segment araba gibi düşün. Çünkü her şeyini planlamışsın. İşte kuş konmazlar, yoğurt organik değil mi? Lahanayı organik buldum biliyor musun? Aa tatlı patatesi bak şuradan aldık aa falan. Atlar. Ya bu yola ya ver gitsin ne dönüyor. Hani ikinci çocuk biraz daha yokuş aşağıya. Hani tecrübede geliyor ya biraz. Rahatlık geliyor. Evet bir rahatlık geliyor. Bir özgüven geliyor falan. Hani birinci haftadan sonra her şeyi hatırlıyorsun. İşte 5-6 yıllara girmiş oldu bizimkine. Ama ilkinde böyle biraz daha özen, dikkatli olma falan filan. Abi bir baktık o da hastalanıyor, bu da hastalanıyor yani falan. Bir, hani öyle bir şey. Bir rahatlık geliyor yani. Bir rahatlık geliyor ya. Bir rahatlık sizin geliyor. Arasında yaş farkı olması. Bence çocuk düşünenler arda arda yapmalı ya. Bence arda arda yapmamalı. Bence de. Eserden olur. Bence de bilmiyorum. Yapmayın. Sakin olun. Sakın. Ay mesela şey dedin ya sen. Arada 6 yıl geçmişti biz bazı şeyleri evet. Unutmuştuk ama hatırladık. Hatırladın. Dedi. Mesela hiç unutmamıştık. Hiç unutmamıştık. Yaşıyorduk zaten o sırada. O abi şöyle bir şey var çünkü. Şimdi Pera işte 6 yaşına geldiğinde şu kıvama geldi. Yani biz karı koca hiçbir zaman böyle beraber vakit geçiremiyoruz yani. Hani bir özel günde beraber çıkalım edelim. Onun aile şehir dışında, benim aile şehir dışında. E bakacak birilerini bulamıyoruz, bir türlü yok falan. Biz çocuklarla beraber büyüyoruz, ediyoruz. E Pera'yı tam böyle bir teyzeye meyzeye bir arkadaşa bırakmalık duruma geldi. Hani böyle baş başa bir şeyler yapabiliyoruz hanımla. Abi işte Atlas bir geldi. Bir daha her şeyi başa sarıyorsun. Bir de şöyle bir faktör var. O zaman 30 yaşındaydı. Şimdi 37-38 yaşındasın. Ve bazı şeyleri hem şey fiziksel ve psikolojik olarak daha da zorlanıyorsun yani. Hani onun için ya hiç üreme ya da ağır ağır. Hani evet bir kere üre tam yani. 3 mü yapıyorsun, 5 mi yapıyorsun artık? Gerçi evet şey konusunda haklısın. Rahata ulaşmışken evet. Tekrar kaybetme hissi daha zor olabilir. Abi bir kayıp gibi yani. Geliyor sana yani. 5-5 hani... oldu mu hayatın zaten kaymış. Hayır, zaten atıyorum 6 yıl sonra bitmiş bir psikolojiyi resetlersin. İşte gidersin. İnşallah resetleriz değil mi? Psikoloğa gidersin, psikiyatra gidersin, hanımla falan. Abi öyle. Hastaneye yatarsın falan. Toparlarsın bir şekilde mi? Ve bilemedin köprüye çıkar be. Yok yok işin esprisi. Ondan sonra. Ya bak bu. Kaç bölüm bu programda çok güzel laflar çıkıyor. Kaç bölüm oldu? Bu her bölüm babalardan geliyor. Yok, işin şakası. Çünkü denemiş, düşünmüş falan. Benim bir tanıdığım bakkala gidiyorum diye çıkıyor, gelmiyor bir daha. Hani gitmiş yok olmuş. 15 sene sonra da 15 sene sonra da çocuklar ergenlikte hani tamam olmuş da olmuş değil. Bakkaldan da bir sene alıp gelmiş. Sıra mı var? Bebek bez almış. Bez almış. 15 olmuş çocuklar. Bu Pera'nın doğumu muydu? Bu Pera'nın doğumunun doğumu. Ona girdin sen doğuma. Hayır yok doğuma girmedim ben. Hani kapıda doğumhanenin kapısında bekledik falan. Ondan sonra. İstemedin mi doğuma girmek yoksa? Ya o an şey yapmadık hani tam böyle ilk yani şey pro değilsin hani şeyleri bilmiyorum. Kapıda böyle heyecanla bekliyoruz sadece. Sonra ondan geldi sonra, kucağına verdi. Abi sonra geldi.
Erkek bence 3-5 ay sonra anlıyor. Yani bebeğin kendiyle iletişim kurduktan sonra, yani ona bakıp gülmesi, teması, orada artık bir bağ oluşuyor. Çünkü anne startı zaten içeride alıyor. Aldı o yani. Bağlı. Ama erkek bence biraz daha böyle bebekle şey yaptığında, hani agılar gıgılar gülünce falan, oralarda kuruyor bağ. Ama tabii ki şey yaptım. Pereyi kucağıma aldığında falan çok ağlamıştım. Sonra atlası yani. Alamadın ama. Atlası alamadık. Atlası 2 hafta dokunamadım hatta son 5 gün. 16 nasıl gün. Nasıl bir şanssızlık ya? Abi böyle bir şey olamaz ya. Covid'in içinden geçtim. Yani hastalarla böyle temasın dibini yaşadım. Aynı arabada 2 saat yolculuk ettim. Hiçbir şey olmadı. Doğuma gireceğim için Covid testi yaptırıyorum Atlas'ta. Abi bakıyorum pozitif. Ama şunu itiraf edeyim mi size? Çok rahat bir 2 hafta geçirdim. Ben... İşin esprisi tabii başta değil. Ben şimdi sesim de baba. Şunu itiraf etmek istiyorum. Hastalandığımda işte 2-3 gün hastanedeydi eşim, arkadaşlarım ve ailesi falan hani. Ondan sonra ben evde tektim. Ben yıllarca en son ne zaman baş başa kalıp ve hiçbir şey yapmadan durmuşum hatırlamadım mesela. Ben 5 gün abi hiçbir şey yapmadım. Yemek yedim ve yattım. Hastayken dinlendim ben yani. Harbi dinlendim. Hani bir de çok ağır bir Covid de geçmedi. İşte tat koku gidiyor. 2 öksürük falan. Beyran içiyorum, paça yiyorum, şuradan içiyorum falan. Sarımsak kokacağım kimse yok böyle. Sarımsağı basıyorum, limonu basıyorum, yiyorum. Şu an bir virüsün reklamını yapıyor. Abi şöyle söyleyeyim sana, ben dinlendim abi. Ben dinlendim, evde kimse yok. Tek başıma ne zaman kaldım, ne ettim. Çünkü o hani hastayım, video da çekmiyorum. Hani çalışmaya da... Bile bile bir Covid değil böyle. Abi bilmiyorum. Otobüs. Bilmiyorum. Ona itiraf edeyim. Gerçekten Covid olduğum dönem, o işte Atlas'ın doğduğu o dönemde ben gerçekten kafa olarak hayatımda uzun zamandan sonra dinlendim diyebilirim. Biraz şeylere gir tabii. Çocuğumdan ayrı kaldım falan. Hani o anları yaşayamadım. Hayır, ona. Çocuk gelmeden öncesiydi bu. Onlar geldikten sonra işin rengi biraz değişti tabii ki. Orası hani, doğum anında sürekli görüntülü arıyorsun. Tabii falan. Görüntülü arıyorum işte şey yapıyor falan. Abi içeriye girdiler. Ben hani farkında olmadan böyle bir an şey yapmaya gittim. Hani anladın mı? Sarılmaya falan. Eşim dedi dur dedi, ne yapıyorsun falan. Hani bebeğe geçmiyor biliyoruz ama yine de böyle çekiniyorsun abi. Baya böyle bir 10 gün 15 gün. Zor ya. Böyle diyorum ki atleti atsana bana falan. Atleti alıyorum, kokluyorum falan. Koku da yapar hani... ki. Yok geldi geldi. 10. günde falan vardı. İyi var. 9. 12. günde vardı abi. İyi var. Bende var yok. Ben. Ya ben kolonya döküp yanık hissetmedim. O bendeydi. O bende. Ama Covid'de kilo alan bir de ikimizmişiz. Ben onu anlıyorum. Tat geri geldi mi? Tat geri geldi mi? Tat bahanesiyle sarımsağı falan basa basa abi. Günde 2-3 beyran iç. Kebap ye, şuradan ye, muhar ye. Lan bir yerden bir yerden çıkıyor. Abi vuruyor, yiyorum ben. Giriş diyor ki abi, ben de aynı yer olamıyorum. Ben de... Kokusuz var. Ben de terk etti gitti sonra o yani. Hani bıraktı gitti o yani. Yeter, sarımsağına da bir... Kokudan duramadı. Virüsün de bir gücü var. Virüsün de bir gücü var. Hiç duramadı yani. Hiç isyan etti o yani. Peki abi isimlere nasıl karar verdiniz? Pera Atlas. Ya şöyle oldu. Hanımla bizim okulumuz şeydeydi işte, konservatuvardan işte arkadaşız. Beyoğlu'ndaydı, Taksim'de falan. Galata'nın eski adı da Pera. Belki de Türkiye'de ilk Pera da bizim ufaklık olabilir ya çocuklarda. Yani ben o dönem çünkü şey hatırlamıyorum. Hani pek ben ondan de çok sonra. Var mı evet. Çok Pera? Çok rastlamadım aslında. Bizden sonra böyle bir son dönemde biraz görmüştüm. Eskilerde çok yok. Eskilerde falan görmedim. Aa dedim çok güzel falan hanımla böyle. Ortak bir şey. Ortak bir nokta. Atlas'ta zaten Atlas pasajı falan. Hani Atlas da aslında yine Beyoğlu'ndan geliyor. Ondan sonra. Bir çocuk daha sonra tünel falan. Yok. Cihangir. Cihangir. Ağzına vur pasajı. Ağzına oğlum tarlabaşı buraya gel. Böyle bayağı seviyorsunuz o zaman Beyoğlu'nu ya bu. Çocuk. Seviyordum abi. Şimdi burada tatlı tatlı konuşurken acı acı konuşmak istemiyorum. Akşam bir video çekmeye gittiğimde Beyoğlu'na bayağı bir öfkelenmiştim yani. Hani gördüğüm, şahit olduğum şeyler bayağı bir üzmüştü yani. Çünkü gençliğimizin bir kısmı hep o taraflarda geçti. Gece 3'te 4'te güvenlikli bir şekilde kendimi yürürken ondan sonra şimdi böyle tedirgin bilmediğim yüzler falan böyle bir görünce üzülmüştüm. Ha dedim çocuklarıma ben buranın adını verdik ya dedim ya bu mu dedim falan yani. Ben bir de bu arada şunu çok istiyordum.
çocuklarımla yaş aralığı çok olsun istemiyordum. Yani çünkü annemler de işte 22-23 yaşında anne baba olmuş ve aramızdaki yaş aralığı böyle çok böyle bir uçurum değil. Beraber vakit geçirebildim gençliğimde, hani şimdi de hani böyle bir diyalog halindeyiz falan. Kendi çocuklarımla da aynı şekilde olmasını istiyorum yani. Hani istedim. Biraz geç mi kaldık? Ben 35-38 falan. Yok okey yani. Ben 28 yaşında oldum ama. 28-29 yaşında işte ilk Pera. İşte Atlas işte 36'da mı geldi? 35 dedi Atlas. Peki şeyi nasıl yönetiyorsun? Ünlü oldu yani. Seninle fotoğraf çekinmeye geldiklerinde falan ne diyorsun? Ya yani senin? Pera'ya o ünlü böyle bir olmak. Yani Pera'da da biraz o şeylik var, tamam mı? Hani onu da hissediyorum. Yani o starlık, o şeyleri falan seviyorum. Okuldaki çocuklar seni tanıdı, ne biliyor musun falan diye. Sen Fırat Sabotaj'ın kızı değil misin? Ya bir de şey güzel ya, yani şimdi YouTuber olduğun için evet, çocuklar da çok seviyor seni. Ya, okulda ama bayağı şöhretsin. Şöyle bir şey oldu, eski ekipteyken çocuk kitleye daha hakimdik. Yani yemek falan daha şimdi yetişti. Evet, biraz daha böyle onlar şey biliyor işte editlerden. Onlardan bunlardan falan, hani izleyenler çok az, daha rahat olabiliyordum. Atıyorum bundan 5-6 yıl önceki dönem olsa daha da zor olacaktı. Çünkü direkt böyle o kitle o zamanlar hep YouTube'da çok böyle küçük yaş grubundaki arkadaşlardı. Şimdi en azından her yaş grubundan olduğu için bizim kitle de aynı şekilde büyüdü etti. Ama yine de böyle Pera'nın okuluna gittiğimizde hani biliniyor, Pera da böyle hani rahatsız oluyormuş gibi. Şey, İstemem yan cebime koy. Evet. Beraber video da çekiyorsun. Çekiyorum abi Pera, yani şu an Pera'ya bir YouTube kanalı açsam benim 8 yılda yapamadığımı bir yılda yapar her anlamda. Maddi ve manevi yapabilir. Şey çok iyi ama yani bir babanın YouTuber olması çocuk için, mesela videolarınıza baktım evet, işte abi. Bugün her şey pembe günü evet, diye bir video var. Ve ben seni evet diyorum falan. Aynen öyle. Bir video daha yapalım demiyor musun? Ya mesela şey yapıyorduk işte abi, şey çok komik. Çocuklar için işte böyle bir Luna Park'a gidiyoruz. Salıncak muhabbeti. Çocuklar için de ufak yani, hani şey değil. Pera binelim dedi, ben de böyle yüksek şey. Ya babacığım boş ver, şuna mı binsek falan. Hayır dedi, binmek istiyorum. Abi bindik, Pera keyif alıyor. Ben titriyorum, kurban olayım durdurun. O pembe muhabbetinde izledim, işte. İzledim. Hatta buraya koyalım. Babacığım kaldırma onu kızım. Aman başım döndü. Kardeş yavaşla. Vallahi başım döndü. Allah kahretme kızım, iyi misin sen? Elim ayağım titriyor. Metin böyle bir şey olamaz. Ama Pera çok cesur, çok rahat o konuda falan. Her dediğine evet dediğin gününde mesela en garip ne istedi de evet dedin, hatırlıyor musun videoda? Abi şey oluyor. Çok zor işte. Bir şey çocuğun her dediğine evet dediğin bir gün. Yani bak Pera'yı bir öğretmen çocuğu olarak, YouTuber'ım ama öğretmen çocuğu gibi yetiştirdim. Oyuncakçıya gideceğiz, bir şey alacağız ya, ama bir tane bu falan filan, hani çok böyle şey yapmaya çalıştım ama ona rağmen çuval çuvar var, o nasıl oldu onu mesela bilmiyorum, hani çok gittiğinde bir tane bile alsın. Evet. Ev oyuncakta evet. Öyle bir muhabbet oluyor falan, hani Pera da o yönden dolayı şimdi hani şey yapmayayım, hani bundan alabilir miyiz biraz daha şey yapıyor yani, evet tamam bundan alabilirim, bakın 10 bin lira kalsın diyor. Yine bir tane ama. Bir tane abi falan. Hani onlar da biraz daha şey ya Pera. Makul istedi. Makuldü hani. Ki o zaman 4 yaşında falan, şimdiki bir sürü videonuz var ya, sinema salonunda kalıyorsunuz. Evet, doğum gününde sürpriz yapmıştım, sinema salonu kapatmıştım ona. Çocuk için şey ya, düşünsene macerayı. Süper. Evet. Yani ama en büyük şeyimiz, büyük bir oyuncakçıyı kapatmıştım. Orada böyle aldım arabayı, dedim doldur buna. Yarı yıl tatildi falan. İşbirliğiydi inşallah. Yok değildi. Hadi. Değildi. Hadi be. Değildi. Ne oldu oyuncaklar? Verdik kanka. Ha, o çünkü bir hafta ömrü oynuyor ve sıkılabiliyor. Ondan sonra onu ben de işte arkadaşlarımın çocuklarına diyor, aa Tolgacığım al bunu, kırık değil kanka, boş yere para verme falan. Peki öyle videoyu ikna etme şeyi var mı yoksa? Yo Pera hazır yani. Pera şimdi de hani babacığım video çeksek mi desem aa falan filan. Kameraya da alışık artık. Alışık, konuşkan, baya şey yani o konuda. O şey diyor mu, şöyle video çekelim falan başladı mı? Geliyor, slime'la başladı, dedim o iş geçti baba. Pera dedi o iş geçti. Oğlum babası slime. Biz oğlum ben yazık kalan. Slime'ı Türkiye'ye ben getirdim. Dedim Yıldız ailesi vardı dedim. En son onlar dedim böyle varilin içine girdi slime'la. Babacım dedim o zirvedir. Hani ben dedim giremem. Şimdi o değişti, hani biz de vlog mu çeksek diyor baba. Vlog kanalı çekelim. Kanal evet. Açmak. Evet ama. Nasıl yaklaşıyorsun? Abi yok ya, yani ben şey değilim ya o konuda. Çünkü dediğim gibi Pera biraz daha ön planda olmayı böyle seven bir çocuk. Hani böyle
atılgan falan. Hani ben şey istemiyorum, biraz daha kontrollü olmasını, biraz daha hani... Ya çocuklar için şeyi çok zor ya, yani şimdi biz de işte sosyal medyada iş yaparken kötü yorum geliyor, evet, hakarete abi varan şeyler evet geliyor. Sen yetişkin olarak hani idare edersin de. O çocuk, ben büyük de konuşmak istemiyorum hani, ama en azından şu an planlarımızın arasında yok yani. Yoksa Enes Batur gaz vermiş falan. Abi dedi, bu çok konuşuyor, şey yapıyor falan. Bak dedi, okula başladı mı? Yok abi dedi, aç bir kanal, bir yıla zaten Londra'da okur bu dedi. Enes dedi, bir dur dedi, okurma böyle. Şeytan Pera işte o zaman 3,5-4 yaşında Enes'i var, bana şey yapıyor, işliyor sonra falan. Sonra kendi yudur. Evet ya. Kendi böyle, hayır öyle muhabbet ol. Harbiden o zamana denk geliyor bu. İki çocuğun iletişimi nasıl yani? Mesela ablalık yapıyor mu, kıskanıyor mu? Pera o konuda muazzam, aşırı düzenli bir kere. Yani hani odasında bir şey eksildiğinde anlar, düzenli, tertipli. Ve anneye özellikle, hani anneyle evdeyse ya da benle evdeyse, ondan sonra kardeşinin işte bezini getirir misin? Tamam, altını ben değiştireyim mi? Ama işte kakasını yapmışsa değiştiremem, hani öbürüse yapayım falan. Hani babacığım şu muazzam abi. Bunu arayı açın. Buradan ikinci çocuğu yapacakları. Ama ilki yani kızsa. İlki kızsa. Doğru. Benim yani kardeşimle hemen hemen öyle bir yaş farkı var. Ben hiç öyle bir şey yapmadım. Kız çocuğu moruk. O, o yani konuda acayip. Şimdi Leyla da ablalık yapmak istiyor da daha kendisi 3,5 yaşında olduğu için. Yani. Ama eşin çok rahat eder. Yani ya biraz büyüyünce daha rahat edecek. Çok rahat eder. Yani kız çocukları gerçekten, çevremde de onu gözlemliyorum moruk. Bayağı şey yani. Ya şeyde işe yarıyor gerçekten. Bez getir, mez getir. Hani hı-hı, annesine yardımcı olmaya çalışıyor ama tabii alt değiştirme falan. Çocuğa şu anda uşak muamelesi yapmışız. Yani bir onu getir. Çöpü dök. Pera hanım, fasulye tamam mı? Abi şimdi bir trambolin aldık. Hanım dedi ki, bu atlasın enerjisini bir şekilde boşaltması lazım. Yiyordu ama hani bunu bir şey yapalım. Havalarda kötü olduğu için parka marka bir yere, evet, bir yere kadar. Dedi, ev tipi trambolin buldum. Dedim tamam, 3 saatte onu kurduk. Almayın trambolin falan, kurulmuyor. Yani hiç öyle bir şey yapmayın. Kurulmuyor yani. Abi kurduk. Atlas zıplıyor. Pera ile ikisi bir kavgaya tutuşuyor abi. Ben de. Öbürü ben zıplayacağım. Bir ikisi aynı anda zıplayamıyor değil mi? Abi ya, Pera zıplıyor. Atlas da onun ivmesi bile fırlıyor. Yerinden de oynayamıyor. Kalıyor hani, anladın mı? 300 kilo öyle duruyor hani, zıplayamıyor. Pera da bu zıplayamıyor diye aşağı indiriyor. Hani böyle bir kendi kendimize kaos yarattırdık yani. Durduk yere bir dert aldık falan. Evet, iki çocuk olunca tek bir şey almak çok riskli ya. Acayip evet, abi. Tek bir şey. Acayip. Ortak kullanacak bir şey bile olsa olmuyor. Abi, abi benim çocukluğumdan beri şey hayalimde. Eski Atari salonlarını bilirsiniz. Hmm. Street Fighter'lar falan. Biz babadan çok dayak yedik zamanında o salonlara gittiğimiz için. Hani bizi Super Mario'yla kandırmaya çalıştılar ama ben hala işte Chun-Li ile oyun bitireyim. Sadatu seçin falan filan, böyle muhabbetteyiz. Dedim ki, bir gün büyük eve taşınırsam ben dedim bu makineden alacağım. Ve bu evimde gerçekten böyle biraz daha büyük bir ev. Ve gittim ilk iş, bak eve hiçbir şey eşya eksik, hani gittim sipariş verdim ve ilk eve konulan da Atari oldu, tamam mı? Abi en büyük keyfimi yapamıyorum. Çünkü tepemde 200 tane. Bunu ben de oynayayım, ben de oynayayım. Cekala gelemedi. Dedi parayı verin abi dedim ya. Böyle olmuyor gençler. Harçlıklar dedim nerede? Baba Ken'i ben seçeceğim. Ruyu sen al. Onu ben şey... Pera biliyor. Pera'yı öğrettim ben. Pera'yla fena kavga ediyoruz da. Şimdi Atlas da eklendi. Pera'yı şey yaptık da Atlas da geliyor. Alttan kapatıyor, kaçıyor. Yani sen orada adı uçet derken alttan... Değil mi? Böyle bir alttan basıyor, kaçıyor görmüyor. Kızamıyorsun da. Bir şey de yapamıyorsun. Yok, kızıyorum. Hiç kızıyorum yani. Direkt öndeyken... Abi sinirleniyor musun böyle çocuklara? Abi sinirlendiğim oluyor ama tabii ki bir yetişkine nazaran ve şey olarak değil yani, hani bu bir yetişkine değil de yaptığın davranış gerçekten tasvip etmiyorum. Daha sonra... Sinirlenmişsin. Bu mu? Bir daha yapma bunu, ben bak çıldıracağım kızım diye dönüyor. Hayır, geliyor. Abi şunu oluyor, diyor ki sabırlı olun, sabırlı olun. Ulan sabırlı olun diyorsun da 50 defa hiçbir şekilde ses tonumu yükseltmeden uyardığım halde hala... Oluyorsa bir yerde babacım yeter hani durumu yaşıyorum. Sonra onun pişmanlığı da yaşıyorum bu arada. Evet yani, ya, korku acaba... görünce insan pişman evet, oluyor. Abi. Ben de bazen sesi diyorum ya, sesi biraz fazla mı yükselttik ya falan filan. Sonra arkadaşlarımı işte arıyorum, işte atıyorum. Mesela Tolga da aynı şekilde benle diyelim yaş grubu çocuğa sahip.
ya Tolga hani böyle abi diyor bende de orada bir rahatlama geliyor. Tamam diyorsun ben tek değilim. Hani yaptığını biraz daha doğruyu hani sanki legalleştiriyormuşa dönüyor ama. Ben orada pek şey desem abi çok yanlış çok ya. Yanlış. Niye sen abi, evet ya evet ya falana dönüyor işte o. Yani o maalesef öyle, o duruma dönüyor. Var çünkü öyle tipler de var. Yani evet. Yaptığını söylemeyen. Söylemeyen. Şey ideal baba. Abi yok size. Abi yani sesimiz maalesef yükseliyor yani. Hani pere büyüdükçe mesela pereye biraz daha hani böyle bazen şöyle kızım ama artık yeter falan hani. Hanımla peranın çığlığı daha çok ama yani. Hani ben biraz daha yumuşak karınım aslında evde. Hani hanım ha. Biraz daha otorite. Abi ben dayanamıyorum. İyi polis kötü polis gibi. Evet abi ben dayanamıyorum abi. Ses gidiyor ki ama baba olarak. Ya valla pere bu yaptığın değildi. Ama baba diyor ki. Hani ya Sezgi. Baktın hani boşver. Asıl onu ikna etmemiz lazım. Evet abi. Anneleri evet, ikna etmemiz evet. Lazım. Şey izin veriyor musun peki? Baba sana makyaj yapayım. Baba sana. Yaptı onun da videosunu çekti. Maymuna çevirdi. Bari dedim araya gitmesin kızım hani. Bizimkiler araya gidiyor ya ben. Pere yaptı. Onun videosunu çektik tabii. Her şey evet videosu. Ha, evde pandemi zamanı. Dedi ki işte böyle gelin falan bin evlenin ben dedi düğünüzde yoktum. Dedim düğününde olmaman normal babacım hani. O ara yani benim içimde bir yerlerde takılıyordu yani hani. Aa yok dedi ben dedi düğünüzde olmak istiyorum. Dedim evde düğün yapalım video. Abi biz tekrardan damatlık ve gelinliğe sığmaya çalışıyoruz hanımla falan. Ve daha genç duruyoruz bu arada tırnak içerisinde. Çünkü o zaman ben saçım protez yok. Bu şöyle kel. Biraz daha kiloluydum o dönem. Ondan sonra abi biz gelinliği melinliği yedik. Fişekler yaktık salonda, Arahol'da falan. Ailece bir düğün yaptık. Tabii. Pera Hanım bir oynuyor falan. Böyle bir videoyu çektik yani Pera için. Aynen. Böyle peki oyun kurarken zorlanıyor musun çocuğu oynatırken? Oyun mu? Yoksa yaratıcı lan? Mısın? Sen hiç oynamıyor musun? İşin şakasıydı. Peki. Sen hiç oynamıyor musun? Abi şöyle. Var mı öyle bir şey? Ya? Bir umut sordu biliyor musun? Bu pera büyüdükten sonra bu kutu oyunları var ya. Onları biz çok sardık işte. Hani penguenle buzkır. Yok işte bu inek mi? Hayvan mı? O tahminler falan. Sonra pera biraz daha büyüdükçe işte oyuncak bebekleriyle falan. O zaten sana bırakmadan kendini koyuyor. Sen şimdi doktorsun. Bu da senin çocuğunmuş falan işte. O ara YouTuber olduğu için evde sarı peruklar falan filan ben dizi bilgi gibi takıyorum. Necla Hanım işte şöyle oldu bebekle de falan filan. Hani evet. Sende abi, bayağı o, prodüksiyon da var tabii. Var tabii canım. O hiç ışıkları yak oradan falan. Mükemmel. Hayır, o küçükken falan böyle hep oynadığım bir oyun ya da ona anlattığım bir şey var mıydı? Abi atçılıktan fıtık oluyordum bir süre. Hani bir sırtta bir taşıma muhabbeti vardı. Hani aynen dıgıdık dıgıdık muhabbeti. Ama işte genellikle hani böyle biraz daha resimle hani böyle bir şey. Hani evde suyu çok seviyordu Pera. Kum ve suyu böyle bir şeyleri sıkma, hamur falan böyle aşağı halının üstüne bir şeyler ser. Onunla beraber kumdan işte bir şeyler yapmaya çalış. Suyla oyna, ıslat. Hani biraz pis bir oyun kurma. Su oluyor. Oyunu çok riskli ya. Abi evet. Su ama oyunu... işte yine pedagog diyor ki ama böyle bir rahatlama sağlıyor ve şey yapıyor. Bir böyle falan. Bir masa vardı. Bir tarafı böyle havuz gibi. Değil mi? Böyle şey aynen, su dolduruyorsun. Bir de böyle yukarısında bir şeylerle gibi bir şey akıyor falan filan. Biz böyle evde doldurduk. Çocukla beraber falan. Altına işiyorsun sen. Sonra böyle bir onu şey yapacağız. Yerini mi değiştireceğim falan. Altta bir tane böyle düğme gibi bir şey var. Bu ne dedim. Bir açtım tıpaymış. Havuz. Lak 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 lak. Havuzun üstüne aktı. Rezilik. Sen niye bilmediğin şeyi çekiyorsun abi? Pera dışarıda ve parkta hala öyle dışarıyı çok seviyor. Hani evde değil de dışarı çıkalım de 5 gün eve girmez yemin ederim. Yani 5 gün sen ne... Oynar dışarıda eder. Biz işte hep küçükken bu park muhabbetlerini falan çok yapıyorduk işte. Kaydıraktır, salıncaktır ya da parkta işte koşma, etme, işte scooter sürsün. İşte hadi bisiklet, misiklet falan. Hani dış tarafta da böyle biraz şey diyelim. Erkek çocukta daha çok aksiyon olacak tabii herhalde bakalım. Bilmiyorum. Atlas'la. Abi Atlas'ta şu sıkıntı yaşadık şimdi. Şu an yaşadığımız ev büyük falan filan. İşte Mersin'de işte çok böyle evlenirken aldığım bir yazlık vardı. Düşün. Pera ilk defa gitti. 8 yıldır duruyor. 70 derece diye çocukları götürmedim hiç yazlığa falan böyle. Kirayı veriyordum. Hadi dedim bu yıl gidelim. Şimdi abi yazlık ayı bizde de hep şeydir yani. 2+1 küçük bir ev zaten şey yapmıyoruz. Küçük. Abi Atlas sağlayamadı. Yerler bir de şey beton. Sıcak olduğu için her yer. Her yer betona çevrildiğinden Atlas koşuyor evin işte bam kafayı oraya vuruyor. Oraya da bam vuruyor. Abi çocuk Scarface. Abi çiçekli gömlek falan böyle tamam mı üstünde? Buralar faça mor dudak patlıyor.
Hoppa. Şöyle pozu var. Tatile gitti. Saçları var. Tatile gitti ama tam Adanalı olduğunu orada ispatladı yani. Selamun aleyküm baba anne. Adanalı annen ne diye geziyor ortada yani. Öyle bir sıkıntı yaşadım. Şeyi durduramıyorsun. Babacım burası küçük. Ya koşma. Hani öyle değil. Beton. Zaten eve düştüğümde kafam acımıyor. Bam diye vuruyor moruk. Hiç algı yok yani. Tak diye vuruyor. Ya ne kadar önlem alırsan al. İşte köşelere bir şeyler takılıyor. Çekmeceler kilitleniyor. Değil mi? Onları yapmışsınız. İlçteydi o. Yani. İlçteydi o. İki de yapmadın mı? İki de yapmadım. O zaman çocuk morarır abi tabii normal. Yok Atlas kendini otomatikman yere atıyor moruk. Evet. Yere atıp gerçi vuruyor kafayı. Gerçi öyle ya. Sen nereyi her yeri kapasan da buluyorlar bir yer. Buluyor abi yere atıyor. Kafayı vuruyor yani. Hani. Evet. Sen de yapma diyorsun. Alıyorsun kucağını falan. Sonra sana kafa atıyor. Ya dedim ya ikinci çocuk biraz daha böyle yokuş aşağı oluyormuş gibi bir durumu oluyor ya. Evet. Rahatlığın oluyor. Neyin ne olduğunu biliyorsun falan. Hani doktora daha az gidiyorsun. Hani bir yere düştü. Ah ben ah burada bir şey var mı? Diyorsun ki bir iki saat gözlemleyeyim duruma göre götüreyim. Hani hemen, şimdi ilacın ateş, belli. Ateşlendi. Hani, ilacın evet belli. Ateşin belli. O var falan. Hani orada biraz daha hani yine kontrollü bir rahatlık geliyor yani. Hani bir tık daha prolaşıyorsun. O zaman şimdi bizim baba olunca anlarsın köşemiz var abi. Evet. Batuhan baba olmadığı için baba olunca anlayacağı şeyleri bize soracak. Biz de ona anlamasını sağlayacağız. İnşallah. Abi tekrardan hoş geldin. Merhabalar, selamlar kardeşim. Ekibin bekarı olarak bazı sorularım oluyor genellikle. Evli mi değilsin, kız arkadaşın da mı yok, hiçbir şeyim yok. Bekarlıktan... Safım abi. Sinyal. biraz onu da yapıyoruz. Eyvallah, eyvallah. Abi şimdi birkaç tane sorum var, hazırladım. Genelden başlayalım. Baba olarak en zorlandığın şey ne oluyor? Aşırı zorlandığım baba olarak hangisiydi ya? Hangilerini, seçenekleri düşünüyorum. Eser yardımcı olur musun? Neydi biz tıkanıyor? Neydi biz? Gece kalkma daha kolaydı sanki. Gece kalkma, sabah uyanma. Çok erken uyanma. Erken uyanma abi. Erken uyanma, çünkü neden biliyor musun? Şöyle bir şey var. Ben geceleri çok geç saatte... Pardon, televizyon da gitti. Keselim mi? Tamam. Televizyon da gitti. Yormayalım. Tamam. Şöyle oldu. Hadi bakalım. Sayıyorum sizde. Soru sorulmuş mu hocam? Hayır. Batu'da öylesin bir daha. Tamam. Tamam. En baştan. Evet Batu. Batu. En baştan derken? Sonradan. Soruyorum gibi şey yapmıştım. Tamam. Buyurun. Abi o zaman soruyorum. Evet. Baba olarak en zorlandığın şey nedir abi? Eser. Yardımcı olman lazım. Neyine zorlanıyordun? Kestik bir daha alalım. Yapma! Hocam yapma! O kadar çok var ki hangisi falan diye... O kadar çok var ki hangisi Eser diye bağlıyordun. Hocam hatırladım, çok özür dilerim arkadaşlar. Ya. Baba olarak en zorlandığın şey ne oluyor? Yani bunu yaparken ben perişan oluyorum falan dediğin ne var? Çok güzel bir soru, çok güzel bir soru. Şimdi o kadar çok var ki yani arasından seçmem lazım. Anlatabildim mi yani? Abi birçok şey var yani. Hatta Eser daha iyi bilir. Neydi? Yardımcı olman lazım. Ben, bence net bir şekilde sabah uyanmak. Net. Çok güzel. Aynen. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Eyvallah. Batu sen kaçta uyanıyorsun? Değişiyor abi ama ben erken uyanıyorum. 9.30 falan. 9.30 erken dedi. Oğlum bizim için gece. Akşam yemeğini ettik. Yok, 9.30 benim akşam yemeği. Akşam yemeği yedik biz 9.30'da kral. 9.30 ne? 9.30 ne abi 9.30'da bazı şeyler bitmiş oluyor sana. 9.30'da şöyle oluyor. Ben mesela en küçük bende var. Öyle şöyle söyleyeyim. 9.30 gibi Gamze diyor ki çocuğa biraz da sen bak. Ne olduysa yeter artık değil mi? Böyle bir uyuyorum 9-9.30 daha saat. Hani neler yaşandıysa artık saatlerce biraz da sen bak diyor. Sen bak. Ben yatacağım artık kaldı falan diyor. 4.30'da bir uyanmaları var. Böyle uyku oturduğunda bile böyle. Evet. Söylüyor ama su içip yatıyor. Evet. Bazen de su içip oturuyor. O oturmada uykuya daldırtma yöntemleri iyi değilse yani böyle evet. Müziği açtın tamam muhabbet ettiğinde onun hayal gücünü geliştirecek hikaye anlatmaman lazım. Çünkü dörtte sen de başlıyorsun yavrum bak işte bir masal anlatma falan sıçtın. Böyle bir şey yapmayacağım. Uykuya odaklayacaksın. Odaklayamazsan 4.30'dan güne devam ediyor çocuk. Devam ediyor. Direkt devam edin. Devam ediyor. 4.30-6.30 arası anne cebelleşiyor ya da işte bana babayı gidiyorsun. Yani 4.30'da başladığını düşün.
İşte 9.30 yani 6.30'da sana geliyor. 6.30'da 4 saat yapıyor. Sonra 1-2 saat yatıyor. 4-5 bir saat. Vallahi öyle. Harbiden öyle. Ya yani tam onu söylüyordu. Ben bir de geç yatıyorum, tamam mı? Gerçekten çünkü şöyle. Atıyorum 10.30'da evde herkes artık sessizleşiyor falan. Kendime zaman ayırıyorum. O saatte atıyorum televizyondan bir dizi açıyorum. İşte bir yerlerden falan izliyorum. Oturup çalışıyorum falan. Abi bakıyorsun gece 3.30-4. Aa 3 saat sonra ayaktayım abi. Hani 2 saat sonra ayaktayım falan. Bir de bunun şu dönemi vardı. Atlas yokken Pera'yı anaokuluna ben bırakıyordum. Uzak mesafedeydi. Servis yok. Hani 4'te uyanıyorsun. 6.30'da kalkıyorsun. 8'de Pera'yı bırakıyorsun. Sonra bu süreç böyle bir 2-3 yıl devam etti. Sonra tekrar yatabiliyorsunuzdur diye hayal ediyorum herhalde. Yani her şey gülüyorsunuz. Ya şey çok İki zor. Çocukta mümkün değil tekrar. Çünkü diğeri kalkıyorsunuz. Çünkü tepençeli. Baba kalk. Baba kalk. Atlas diyor ki baba kalk. Hadi. Ekmek bağ diyor. Ekmek bağ kalk diyor. Ekmek ver diyor yani bana. Hani. Bak diyor. Ekmek ver mi? Ekmek ver diyor. Çünkü ekmekle susturuyorum. Anladın mı? Hani şimdi hanım şöyle sabah Pera'yı o uyanıp servise bindiriyor. Yatıyor, tamam mı? 7'yi çeyrek geçe tekrardan uyuyor Pera'yı bindirince. Atlas uyandığında da ben devralıyorum. Sezgi hani biraz daha uyusun falan. Ben de salona kaçıp böyle 15-20 dakika acaba kestirir miyim diyorum. Atlas'a dursun diye ekmek veriyorum. Bu da al ekmek muhabbeti. Atlas sonra ekmek bağ diyor bana. Ben hani, bak, abi çocuğunu güvercin yapmışsın. Vallahi öyle oldu ya. Atıyorum. Şey salona gelsin diye böyle burada yatıyor. Şimdi baktım kül aldı. Onu biraz daha böyle kepekli bisküviye çevirdim. Ona anlıdır. Beyaz ekmek. Beyaz ekmek diyor. Ha. Kavradı onu falan. Mesela Tolga abi falan seni hep aradığında mesela ya işte bir Leyla'yı bir yere götürüyorum, Tibet bende falan, hep bir kaosum var. Öyle. Çocuk olunca bir paylaşım oluyor. Bu ya erken uyanmalar da şeyi çok zor oluyor. Sen de zaten uykulusun ya, tekrar uyutacak enerji, evet, ya da onu yönetmek çok zor oluyor. O yüzden ben çözümü şöyle buldum. Hiç uyumuyorum. Sabaha kadar ayaktayım. Tamam. Uyandığı anda anında müdahale ediyorum. Yani böyle bık bık yaptığı anda müdahale ediyorum, hemen o zaman uyanmıyor. Sonra niye öldüm? Artık ulan 36'da da gidilmez be. Beyefendi 9 yıldır uyumadığınızı söylediniz diye. Yani şöyle bir çare buluyorum işte. Diyorum ki mesela bu gece bende diyor Burcu. Sen diyorum uyu. Leyla'nın yanına yat. İddialı bir açıklama. Tibet bende diyorum. Sabaha kadar bende. 7'ye kadar. Neyse. Her uyandığında uyutuyorum. Evet. Sonra 7'den sonra ben bayılıyorum. Bu arada şey çok önemli. Anne ve baba kesinlikle paylaşma. Tabii. Bölme. Hani bakan ve yardımcı olan birileri yoksa işte bu bakıcı olur, anne baba olur falan filan. Anneanne baba. O evet. Oralarda kesinlikle bir böyle iki taraflı ruh sağlığı için birbirinize böyle bir tolereli zaman falan. O iki çocuk için mi yoksa tek çocukta da aynı şey mi? İki tek, hepsinde aynı. Say artık fark etmiyor. İki tek. Anladın mı? Hepsi. Ya ben eşime çok özür dilerim. Mesela lafı geliyor. Herkes nasıl anlatmak. Hanıma şunu dediğimi hatırlıyorum. Pera 3,5 yaşında. Eşim çalışmak istiyor, işi bıraktı, tekrardan yapsam falan böyle bir şey de. Evde böyle bir gerilik falan. Sezgi'ye dedim ki. Kurban olayım, git arkadaşlarımla iç, sarhoş ol, beni al diye ara dedim ya. Git dedim, sarhoş ol dedim mesela. Git dedim, rahatla çünkü hissediyorum. İhtiyacı var, bir de kadının hava alması lazım. O dönem biraz da benim yoğun çalıştığımdı. Yalnız falan yiyecek abi kafayı. Gelecek sen çünkü sana sarmaya geldiyse. Anladın mı? Oğlum orada, sen neler anlatıyorsun ya. Ama burada biz misiniz oğlum? Hepiniz yaşadık. Bunlar yayınlanacak. Şimdi Eser anlattı. Yok yok, sana bulaştım. Yok yok, %100 haklı canım. Bunları anlatmayacaksak niye yapıyorsun? Niye yapıyorsun oğlum? Değil mi kardeş yani? Ya 3-5 izlenme için bu risk alınır mı ya? Abi bana saracağına sarhoş ol demişim. Hayır abi, git arkadaşlarına eğlen. Evet, evet. Çok kötü olursan ara, ben gelir alır gelirim seni. Hani orada şey demek istiyorum. Git hani kafanı rahatlat, gez, kahve mi içersin, çay mı içersin, neyse artık o yani. Çünkü abi o çok önemli. İki taraf için de yani. Sizin mesela ani il değiştirmeleriniz o yüzden mi? Ani bir Çorlu yapıyorsun sen, ani bir Antalya var burada falan. Tabii. Ben en son Nusaybin'de sınırdaydım. Nusaybin'deydim ben, en son Mardin Nusaybin'de oturuyordum böyle. Hani video çekiyordum.
Sen yani nereye? Sen iş için gitmişsin. O dediği şey şu. Bizim kayınvalide, benim kayınvalidem Çorlu'da yaşıyor. Pardon. Hani bir rahatlık olsun diye. Eşim biraz... Pardon yok, ben çekim, çekim muhabbetini. Sen ya Suriye'ye mi kaçıyordun lan? Vize çıkmadı tabii. Aşkım bir video çekiyoruz, 2 yıl sürecek. Eserin bebeği muhabbet, bakkalı değil gibi. Çekime gideyim diyeyim. Hani müsaadenle ben bir Suriye'ye geçeceğim oradan. Arabistan lezzetli. Arap yaramadası. Bir şey soracağım. Bu kadar telaş ve zorlanmaya rağmen kadın tarafında üçüncü çocuk bir yeşil ışık yanma söz konusu. Bir sorun da oydu ya. O mu? Sizde var mı bu? Eşiniz bir çocuk daha istese ne yaparsınız mesela? Boşanırım diyormuş. Şaka. Yok. O istedin mi hiç öyle bir şey olur? Yok. Ne benden ne ondan hiçbir şekilde ne bu. Ne çevremizden. Talep yok. Teklif hani, dahi edilemez. Hayır şeyi yani ne olursa çocuk hamilelik duygusu yakın olduğunda ya ne kadar zorlanırsa zorlansın onu bir daha yaşamayı istemek diye bir şey var. Bütün zorlukları unutup tekrar o içinde canlı falan o duyguya girmek istiyor. Kadın yoksa berfum öğretmen. Sizin gözlere baktım. Eşleriniz istiyor ama babalar tarafından mesela böyle bir istek var mı? Üçüncü çocuk. Sence var mı? Ben ikiyi istemem. Şuradan. Ben ikiyi istemem yani. Ben çocuk hikayelerini zaten sizden herkesten dinliyordum. Evet. Çocuk çok zor ya falan. Bizimki planında değildi. Olunca ne kadar güzel bir şeymiş dedim ama ikiyi şimdi böyle dinleyince de iki hiç olacak gibi. Değil. Haftaya ikinci. Ramazan'ın bana. WhatsApp grubuna bir anlık mutlu son fotoğrafı var. Bir sorum daha var abi. Evet. Nacizane. Kendin için bir şey satın alırken falan böyle elin titriyor mu lan acaba çocuğun rızkından titriyor. Öyle bir düşünce hep var değil mi? Evet var ama bunun yanlış olduğunu da sonradan biraz daha zaman geçtikten sonra bunun yanlış olduğunu da aslında şöyle algıladım. Zaten bu arada hani ben evet kendim için böyle bir şeyler almayı falan hani severim ederim de çok böyle aşırı lüzumsuz da para harcamam yani. Hani para harcamayı severim ama yerinde falan şey yapıyorum. Çocuklara böyle bir fazla daha hani böyle bir alalım edelim falan yapalım ondan sonra ama şöyle yanlış. Bence böyle çalışıyoruz işte hepimiz böyle bir zamanımızdan, şeyimizden böyle fedakarlıklarla yapıyoruz. Bence kendini ödüllendirilmesi gerekiyor bir kişinin. Hani bu anne de baba da hani onca yemek veriyor, çalışıyor ediyor. Yani istediğin bir şeyi bence almalısın. Hani bir arkadaşıma bunu söyledim. Hani burada ben mesela ne demek istiyorum? Atıyorum bir saat beğendim. Hadi ya alayım o saati. Gerizekalı gitmiş arkadaşım sıfır araba almış mesela. Dedi bu ödül değil ki bu ceza alın bir yine bir kredi yüküne girdin dedim yani. Hani bu fazla ödül dedim ben yani. Hani daha böyle bir kendini memnun. Ha tabii ki bu arada alım gücüne göre hani onu karşılayabileceksen onu da alabilirsin. O ayrı bir şey. Ama kendi standartım için mesela hani o küçük küçük şeylerde falan onları gereksiz harcama olarak görmüyorum. Yani kendini ödüllendirilmek. Yani çocuğumun rızkını yiyorum gibi düşünmüyorsun orada ya. Çünkü hani kötü bir şey yapmıyorsun da rahatıyorum beğendim bir tişörtü. Çünkü onu çok yaptın zaten ya bunu neyse boş ver abi sonra bakayım falan. Ya evet öyle boş bir şeyler oluyormuş falan. Herhalde de o yüzden merak ettim bunu yani. Ya şey gibi oluyor biraz aslında çocuğa bir şey alırken kısıtlamıyorsun ya kendini. Evet. Dolayısıyla eksik bir şey kalmış hissin olmuyor. Evet. Yani ay bu tişörtü almak yerine kızıma da şu oyuncağı alabilirdim. Evet. Ekonomisindeysen zaten o tişörtü almazsın. Evet. Ama alıyorsan da zaten her şeyi aldım rahatlığınla alıyorsun. Evet. Evet. Gibi hissediyorum bilmiyorum. Ya önce onun rızkı alınıyor. Zaten o rızkı alınıyor artık. Sonra rızk alınıyor yani. Sonra rızkın kaldıysa. Ya da bak mesela işte hanım diyor ki ya diyor işte Peran'ın cimnastik atıyorum. Cimnastik biraz daha böyle bir pahalı bir sporlardan mesela ya diyor Fırat diyor Peran'ın işte topu değişmesi lazımmış falan. Ne kadar hayatım? 4500 lira diyor tamam mı? İşte ondan sonra tamam diyorum hemen diyorum alalım falan filan. Sonra internette geziyorum. Tişört işte indirime girmiş işte ne kadar 600'den 250'ye düşmüş. Ya bu 150'ye de düşer bekle Fırat. Ya gerizekalı mısın 250 liraya zaten düşmüş adam hani tane bir alsana hani orada ama hiç sorgulamadın linki at al ve bitti. Evet. Çocuk için herhangi bir şey Evet. Ya alabildiğin bir şeyse alıyorsun. Ama ulan gerizekalı beğenmişsin tişörtü hani 3-5 kuruşuna kovalama onun hani al ve
giy. Hani. Ya bazen zaten sorulmuyordu o. Hani alınmış şey, oluyor. Alınmış oluyor. Aa. Eve kargosu geliyor. Hani. Eve çok kargo geliyor. Evet, çok bitmiyor. Eve çok kargo geliyor, evet. Ya çocuklar artık kargoyu biliyor mesela yani. Ha. Çok küçük yaşta hemen öğreniyorlar kargoyu. Kuzeyim vardı değil mi? Hatta ilk kargo. Babadan önce kargo. 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 Kurban olurum ya. Ya şeyi soruyor. Bu kargo bana mı geldi? Anneme mi geldi? Sana mı demiyor sana, zaten ya, bana gelmiyor. Sen mesela sen yoksun oğlum sen. Ya 40 yılda bir, ya kendim aldım bir şey de değil de evde kulaklık bozulmuş. Ha. Kulaklık aldım. Paketi bir açtı böyle işte heyecanla. Ben de unutmuşum kulaklık sipariş verdiğim. Leyla bir açtı. Kulaklık böyle anlam da veremedi. Ne olduğunu da bilmiyor kulaklığın. Baba bu senin mi dedi. Abi nefret ederek. Evet kızım gel dedim bak çizgi film açayım buraya gelecek sesi falan. Hiç umursamadan gitti. Onu da katamadım yürüne. Var mı sende böyle bir şey? Yok ya, bir Gamze alıyor. Ben görüyorum şeyde evde. Geldi. Ya senin o bir tane reaksiyon. Sen kendine bir şeyler alıyorsun ama. Evet. Ben kendimi de alıyorum ya, seviyorum. Yani rızık ama zaten Gamze o kadar hani o çocuğun rızkı işini halletmiş oluyor ki. Benim yiyebileceğim bir rızık kalmıyor zaten. O rızkı da ben simit alabiliyorum abi ben. Onu da alalım yani. Teşekkür ediyorum. Ne demek, ben teşekkür ederim. Çok güzel sorulardı. Evet. İyi muhabbetler diliyorum ve çıkıyorum. Eyvallah, yine bekleriz her zaman. Botu kaçar. Demem tabii ki. Tabii ki demeyeceğim. Kasla Ajansımıza hoş geldiniz. Kaç haftadır çekiyoruz bu programı. Bu şaka Fırat'a mı? Kısmet oldu. Ben bana öyle bakarsan ama. Abi şimdiki... Audition. Audition değil abi yani. Ben bunu hatıra olsun diye almıştım. Evet. Yani onun hatıralarını çekmek için böyle bir kamerayla hani çekiyorum falan diye. Senden de kızına hatıra böyle... Kızıma bir... oğluma. Evet, kızına oğluna. Yani. İkisine de. Atlas ve Pera, sizleri öncelikle şunu söyleyeyim, çok seviyorum. İyi ki geldiniz. Dünyamı değiştirdiniz. Her akşam gelip sizleri öpmek, koklamak bana acayip mutluluk veriyor. Ve sizleri gerçekten çok seviyorum. Şu an hayatıma girmiş en güzel iki tane varlıksınız ve iyi ki varsınız. Öpüyorum sizi, bay bay. Süper. Bravo abi, vallahi çok iyiydi. Ayağına bu sağlık. Arada çocuklar doğal antidepresandır yani. Onu da net belirteyim. Önce... şeye sokuyorlar, depresyona sokuyorlar. Gerçekten. Hani doğa kendi içinde belirliyor. Vallahi böyle. Ya da stresli bir gün yaşamış olarak geliyorum böyle. Canım sıkkın eve, yorgunum falan. Abimi sorulup öptüğüm an gerçekten böyle içeride bir enerjinin değiştiğini ve rahatlamanın geldiğini hissediyorum yani. Çok iyi geliyor. Bir gülüşü her şeye bedel oluyor gerçekten. Net, net. Diyor ya, bir yabancı stand-upçı şu cümleyi kuruyor. Oğlum oldu işte. Kucağıma verdiler işte çocuğumu. Baktım falan. Şunu düşündüm ya. Ben bunun için ölebilirim ya. Yani hani gerçekten bunun için ölebilirim. Sonra kızım oldu diyor. Kızım verdiklerinde diyor şunu söyledim diyor. Ben bunun için birini öldürebilirim. Yani gerçekten ikisi arasında öyle bir fark var. Hani öyle söyleyeyim. Vallahi abi ayağına sağlık. Çok ben teşekkür ederim ya. Süper çok eğlendik. Oğlum ara ara yapalım ya. Bir de dışında da çok iyi geldi yani. Baba her baba yanmıyor falan diye. Her zaman yukarı mangalımız yapalım. Mangalı falan yapalım. Yakarım da. Abi geldiğim ben buradayım gerçekten yani. Çok vallahi yakınsın çok ya. Yakınmışsın. Kebapçılar zaten elimizde biliyorsun. Hepsini bağladım. Yani ne istiyorsanız buraya mangal kurduralım. Hamburgerci. Bir telefon kadar bir gün öncesi yeter yani. Teşekkür ederiz. Gerçekten. Ben teşekkür yani ederim. Her şey için sağ olun. Sizlere de çok teşekkürler. Vallahi. Her şey için valla. Sırçılı sahipliyse kafola. Şimdi.